Ve ne kadar sürede kavuştunuz? Bir 6-7 ay kadar süre geçti. Flört nasıldı? Şöyle, yani ilk tanışmamızdan başlayayım. Yani nereden başlayayım? Hayır, artık nasıl tanıştığınızı biliyoruz. Evet. Flört etmeye başladınız. Evet. Dedi ki, açım dedi. Açım dedi. Sen de yalandan buyurun dedin. Ben de yalandan buyurun dedim. Yalandan. Evet. Yalandan. Yani ayıp olmasın diye, sonuçta aynı okulda çalışıyoruz. Bir tanışıklığımız var. Öncesinde de konuşmuşluğumuz var zaten. Yani aynı okulda çalışıyorsunuz yani... diye o gün aç olan bütün öğretmenlere yemek verir yani, miydi? Yani aşevi mi orası? Gerçekten veririm. Çünkü güzel yemek yapıyorum. Eşim de oradan söylesin. Makarna yaptı. Ne kadar güzel. Ne yaptın o gün? Makarna yaptım. Çorba yaptım. Güzel yemek yaptığını hemen anladık. Şöyle çok alelacele olmuştu o yüzden. Yoksa hani bana öncesine haber verseler bir 15 kişi ağırlayacak kadar yemek çıkartabilir. Nasıl bir makarna? Çıkarıyor valla. Soslu makarna. Soslu. Evet. Geldi, kapıyı çaldı, tak tak tak. Açtın, hoş geldin dedin. Hoş geldin. Heyecanlandın dedim. Mı? Evet, çok heyecanlandım. Sonra ayaklarımı yıkayabilir miyim? O gelmeden böyle aynaya baktın mı, şey yaptın? Tabii baktım. Alelacele. Sonra girdi içeri. Girdi, yani girmeden önce ayaklarımı yıkayabilir miyim dedi. Çünkü yarıştan gelmişti ve çok yorgundu. Ben uzun de hemen banyoyu gösterdim, ayaklarını yıkadı. Sonra yemek yedik. Ondan sonra muhabbet ettik okuldan, öğrencilerden. Zaten iki öğretmen bir araya gelince sadece öğrencilerden konuşuyor. O şekilde bir araya geldik. Ondan sonra çok durmadı zaten. Bir saat kadar bile durmadı. Karnımı gitti. Doyurdum, yani gitti. Karnı acıktığı için gelmiş açıkçası. Çünkü Gökhan midesine çok düşkün bir insan. Zaten telefonda söylemiş, başka bir niyeti yok ki. Açım yani. Dedi. Açım dedi. Yani seferiyim dedi. Madem kendine yemek yapacaksın bir zahmet beni de çağır dedi. Sen ben de elin çok hamarat olduğu için... Çaktın makarnayı. Çaktım makarnayı. Buyur gel dedim, ne yapayım? Yemeği yedi ve gitti. Evet, gitti. Gittikten sonra evde boşluk hissettin mi? Evet. Sonra mesaj attı hemen. Ne yapıyorsun? İşte teşekkür ederim. İşte çok kısa sürede işte bana yemek hazırladın vesaire. O şekilde mesajlaştık. Tabii öncesinde de mesajlaşıyorduk biz sürekli. Görüşüyorduk. Bunun haricinde bundan sonraki süreçte hani beni yemeğe çıkarmak istedi kendisi. Sürekli yemeklere çıkıyoruz zaten biz onunla. Yani onun haricinde... Hala öyle mi? Evet. Yani... Çıkar mısınız yemeğe bolca? Çıkıyoruz, evet. Gezmeyi, tozmayı? Seviyoruz. Dünyanın en güzel şeyi be, evet. Reyhan. Dünyaya bir daha mı geleceğiz? Ay. Alışveriş yapıyor musun? Yapıyorum. Seviyor musun? Çok seviyorum. Gerçekten. Evet, gerçekten. Hangi kadın sevmez? Evet. Hepimiz çok seviyoruz değil mi? Aynen. Vallahi bilmiyorum, ben çok şey değilim ya. Yani artık o kadar abarttım ki son zamanlarda kargocular kapıya gelmiyor. Yani bina girişine gelmiyorlar. İşte arıyorlar, abla ben işte balkonun oradayım, biz birinci katta oturuyoruz. Kargonu vereyim uzatayım balkondan diyor. Artık Gökhan uzanıyor, kolu uzun olduğu için. Oradan kargolar alıyor. Adamlar ne alıyorsun? Artık tanıdık oldu. Kıyafet alıyorum. Ayıp sorması. Kıyafet alıyorum genelde. Gökhan'ı da alıyorum. Kendime almıyorum. Evime ihtiyaçları bana var. Bana bir alıyorsa kendisine üç. Abi bak öyle olur. Kadın alışverişe gider. Alır 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 alır. Sonra adama da bir tane tişört alır. Yalan aynen. Da olsa. Öyle. Sonra eve gelir. Aşkım sana ne aldım diye. Önce tişörtü promote eder. Sonra da aman ben de kendime öyle bir iki parça şey aldım diye kendi aldıklarını aynen. Ezikler. Ama şöyle bir şey var. Mesela Gökhan'a bir şey aldığımız zaman bir tane alıyoruz ama çok pahalı bir şey alıyoruz. Kendisi sporcu olduğu için hep markalı kıyafetler giyiyor. Ben de 5 tane alırım aynı fiyata. Örnek veriyorum 200 liraya bir şort alıyorsa ben 200 liraya 2 tane 3 tane elbise alabiliyorum mesela. Peki. Romantik bir evlenme teklifi aldın. Evet aldım. Ama ben romantik bir insan değilim. Daha böyle atraksiyonlu bir şeyler beklerdim Gökhan'da. Yamaç paraşütü. Aynen. Dalarken. Aynen. Uçaktan uçağa atlarken. Kesinlikle. Böyle isterdim yani. Ama o bana işte Bebek'te bir restoranda romantik bir evlenme teklif etti. Tek taş aldı. Pırlanta bu arada. Hayır bu arada bunu söylemezsen olmaz. Ben de onu soracaktım yani. Bütün Türkiye bunu merak ediyor şu an. Yani öyle bir masraf etmiş ki zaten. O yüzden hani sade bir şey yapmak istedi. Bize özel olsun istedi. Evlenme teklifi aldım. Peki evlenme teklifi ederken sana ne söyledi? Ben evlenme teklifi alacağımı hissetmiştim zaten. Çünkü o sıra hiç telefonuyla ilgilenmemi istemiyordu. Onun telefonunu alabiliyorum ben. Karıştırabiliyorum, izin veriyor. Bayağı bir saklamış. Fotoğrafları falan varmış. Birilerine göstermiş, etmiş, almış. Neyse ondan sonra bir gün dedi ki Yıldönümüz dedi yemeğe gidelim aşkım dedi. Tamam dedim gidelim dedim. O gün de okulda biraz vakit geçirdikten sonra müdür bey bizi aradı dedi. Akşama dedi okçuluk kursuna yollayacağım.
göreceğim sizi dedi. İlçeden dedi. Şey geldi, mail geldi dedi. Biz dedik yemeğe gideceğiz. Hani yıl dönümümüz bugün. Ben de evlenme teklifi alacağımı düşünüyorum, hissettim çünkü. Sonrasında işte biz Gökhan planlar yapmış, yer ayarlamış vesaire, gidemedik. Okçuluk kursuna gittik, ok attık. Kıskanç mısın? Çok değil yani. Sevgiliyken kıskançtım. Bir yere gittiği zaman görüntülü falan arıyordum ben kendisini. Ama şu an artık bir şeyler oturduğu için çok o kadar darlamıyorum. Peki açıkçası. Özel günlerinizde Gökhan duyarlı mıdır? Duyarlı, evet. Hediyesini alır? Alır. 14 Şubat'ta. Sen ne alırsın? 14 Şubat'ı almaz. 14 Şubat'ı ben de çok sevmiyorum. İplemiyorsun. Yani takmıyoruz. Ama onun dışında doğum günümde, yıl dönümümüzde özel şeyler yapıyoruz. Peki yıl dönümünüzde sen ona bir şey alıyor musun? Alıyorum tabii ki. Ben onu mesela çok sevdiği Sıla konserine götürdüm bir kez. Bir kez Yıldız Tilbe konserine götürdüm. Evet. Lan çok... De. Sıla konserine gitmedim. Kesinlikle tavsiye ederim. Bayılırım da. Sıla'yı çok seviyor. Arkadaşın mı? Gerçekten mi? Ulan bayılıyorum ya. Beraber gidebiliriz İlker Bey tekrardan. Yıldız Tilbe'ye de hakim. Evet, Yıldız Tilbe'ye de gittik. Ona sürpriz yaptım. Şöyle bizim daha evlilik yıl dönümümüz gelmedi. Önümüzdeki hafta 27'sinde bizim evlilik yıl dönümümüz. Biz hani beraberliğimizin yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yıl Sıla konser biletlerini aldım. Kendisi de pasta yaptım. Tabii evde sakladım hemen o pastayı. Gecenin bir vakti yani 12 olmadı işte 1-2 dakika önce pastaları ayarladım. Ondan sonra balonları falan taktım evde. Çok sevdiğimiz bir şarkı vardı. Onu da... Hangisi? Gökhan sen söyle. Şey Harun Kolçak'la Gökhan... Yanımda kal. Gökhan neydi adamın soy ismi? Türkmen'in Yanımda Kal şarkısı. Çok güzel. Öyle. Yani o şarkıyı açtım. O da uyku sersemi kalktı. Bu ne ses ya dedi, ne oluyor falan dedi. Böyle korktu birden. Çünkü komşular falan da uyanır diye. Böyle telaş yaptı. Hızlıca geldi salona. İşte ben tabii ortamı ayarladım. Mumlar falan yandı. Pastayı falan üfledik beraber. Sonra konser biletlerini görünce zaten çok sevindi. Çok güzel. Gözleri doldu. Yani benim için böyle anı biriktirmek çok önemli. Onunla gittiğim yerler daha önemli. Yani hediyeler bahanedir. Yani aldığım bir kazak, bir tişört veya bir yüzük değil benim için. Kes bütün anılar, kalbime sana katılıyorum. Anılar daha kıymetli. O anı paylaşmak en evet. en mükemmeli. Aynen. Mesela Merve ile kayınvalidesi arasında da öyle bir ilişki var. Hayır. Altın alışmış. Yok ya en son ne konser? En son Mor ve Ötesi'nin konserine gitmiştim. Sonra da Mor ve Ötesi'nin vokalisti Harun'la markette karşılaşmıştık. Ve bir şansım oldu onu ne kadar sevdiğimi, bu memleket için ne kadar kıymetli bir adam olduğunu, harikulade bir sesi ve muhteşem bir sanatçı olduğunu söyleme fırsatım olmuştu. Buradan da Harun Tekin'e büyük bir saygılarımı ve sevgilerimi tekrar sunuyorum. Adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.